Yoksulluğu iki farklı biçimde düşünebiliriz. Birinci yol, yoksulluk insanın hayatta kalabilmesini tehdit eder seviyede mi yoksa sadece toplumun dışına mı itiyor? O halde şu grafiğe bir bakalım. Dikey eksene kaynaklar diyelim. Bir insanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan en az kaynağa sahip olması gerekir. Rastgele bir çizgi çekelim. Kaynaklar dediğimde barınak, yiyecek su ve sağlık hizmetlerinden bahsediyorum. Bu çizginin altına düşen her şey, hayatta kalmaya tehdit niteliği taşıyor. Kaynaklar dediğimizde bunu iki şekilde düşünebiliriz. Kaynaklar ve gelir seviyesi. Birçok insanın günde 1 dolar veya 2 dolardan daha az parayla yaşadığı gibi şeyler duymuşsunuzdur. Gelir seviyesi genellikle ihtiyaç duyulan en az kaynaklar anlamına gelir. Burada üzerinde durduğumuz konu mutlak yoksulluk. Mutlak yoksulluğun onunla bağdaşık mutlak bir değeri vardır. Bu mutlak seviyenin altına inerseniz, hayatta kalma tehdidiyle karşılaşırsınız. Mutlak yoksulluk nerede olduğunuzdan bağımsız olarak işleyen bir seviyedir. Yani mutlak yoksulluk günde 1 ila 2 dolar arasındadır dediğimizde, bu Afrika'da, Kanada'da veya Kuzey Kutbu'nda da olsanız geçerlidir. Bu bizi bir tartışmaya götürür. Çünkü şu anda gelişi güzel bir gelir ve kaynak kesimi kullanıyoruz. Kuzey Kutbu'nda yaşayan insanların muhtemelen daha fazla kaynağa ihtiyaçları olacaktır. Böylece asgari kaynak ihtiyaçları daha yüksek olacaktır. Çünkü daha yüksek ısınma giderleri olacak, yiyecek bulmak da daha zor olacaktır. Bu sebeple mutlak yoksulluk gerçek yaşam değişkenlerini göz önünde bulunduramayabilir. Şimdi mutlak yoksulluk çizgisine geri dönelim ve yatay eksene bakalım. Bunu zaman olarak adlandıralım. Bu durumda bu mutlak çizgi, biz onu yeniden tanımlayana kadar değişmeden ilerler. Ve bu, bizim mutlak yoksulluk çizgimiz. Bir toplumun orta geliri, özellikle gelişmekte olan veya gelişmemiş bir ülke gelişip zenginleştikçe adım adım yükselebilir. Böyle olduğunda giderek daha az sayıda ve oranda insan mutlak yoksulluk içinde yaşar. Ve giderek daha çok insan bu mutlak yoksulluk çizgisinin üzerinde yaşar. Genel anlamda bir toplum zenginleştikçe ya da şöyle diyelim bir toplum eşit ölçüde zenginleştikçe mutlak yoksullukta bir gerileme olacaktır. Yani mutlak yoksulluktan ve günde 1-2 dolardan bahsederken gelişmekte olan ülkelerden bahsetmekteyiz. O halde şimdi gelişmiş ülkelerden bahsedelim. Gelir ve kaynak seviyeleri çok daha yüksek olan ülkelerden. Onlarda hiç yoksulluk var mı? Şimdi çok benzer bir grafiğimiz var ve tekrar dikey eksene kaynakları koyacağız ve yatay eksene zamanı koyacağız. Daha önce bahsettiğimiz gibi mutlak yoksulluk çizgisini çekeceğiz. Bu mutlak yoksulluk çok farklı değerlere, tanımlara sahip olabilir ve farklı organizasyonlar gelir ve kaynaklara göre bunu farklı tanımlayabilir. Tamam. Şimdi Birleşik Devletleri düşünelim. Günde 1-2 dolar yerine Birleşik Devletler'de kişi başı günlük orta gelir 80 dolardır. Bu durumda buradaki orta gelir seviyesi çok daha yüksek olabilir. O halde buradaki bireylerin kaynak seviyeleri mutlak yoksulluk seviyesinin çok üzerinde olmalıdır. Bu birleşik devletlerde yoksul olan kimse olmadığını mı gösterir? İşte burada işler değişiyor ve bunun için farklı bir işaret kullanabiliriz. 1-2 dolar olarak düşündüğümüz mutlak yoksulluk demek yerine neden yoksulluğu bir ülkenin orta gelirinin aşağısı olarak düşünmüyoruz? O halde bu durumda neden göreli yoksulluk kavramını düşünmüyoruz? Şimdi bir çizgi çizeceğim. Birbirinden farklı tanımlamalar var ama biz bir göreli yoksulluk çizgisi tanımlayalım ve orta gelirin yüzde 60'ından az diyelim. Böylece mutlak yoksulluk çizgisinin çok üzerinde olur ama aslında bu ülkenin geliriyle bağlantılıdır. Şimdi görebileceğiniz şeylerden birisi şudur. Eğer bir ülkenin gelirleri artıyorsa yeniden tanımlamadığımız sürece mutlak yoksulluk çizgisi değişmeyecektir. Eğer ülkedeki gelir artışı eşit dağıtılıyorsa orta gelir seviyesi de gelir seviyesindeki artışı takip ederek yükselecektir. Böylece insanlar bu göreli yoksulluk içinde yaşamaya devam edecekler. Göreli yoksullukla ilgili düşünmemiz gereken önemli noktalardan biri de göreli yoksulluktan bahsediyorken hayatta kalmaktan bahsediyor olmamamızdır. Çünkü bu mutlak yoksulluktur. Göreli yoksulluksa, kendi toplumları içerisinde geliri çok düşük olan insanların toplumdan dışlanmaları veya toplumun kenarına itilmeleridir. Örneğin bu kimseler mutlak yoksulluk çizgisinin çok üzerinde, günde 20 dolar kazanıyor olabilirler. Ama bu kazançları orta gelirdeki insanların dahil olduğu ortamlarda yemek yemelerine, eğitim almalarına veya benzeri uygunluktaki araçlarla ulaşıma katılmalarına yetmez. Bu sebeple kişi başı orta gelirin çok daha yüksek olduğu toplumlara dahil olamazlar. Böylece bu durum, bütün ülkeler arasını, ölçüme dayalı tek ölçütlü olan mutlak yoksulluk çizgisini, kişinin yaşadığı ülkeye dayalı olan göreli yoksulluktan ayırır. Mutlak yoksulluk hayatta kalmaya, yani yaşam için temel ihtiyaçlara dairdir. Göreli yoksulluksa toplumdan dışlanmaya dayalıdır ve mutlak yoksulluk sabit kalırken göreli yoksulluk bir ülkenin kişi başı gelirinin yükselişini ve düşüşünü takip edebilir.